Merhaba akşam Esyan. Bugün Huawei oynuyoruz. Huawei oyunda bildiğiniz gibi karşıtlık sezonu bitti. Ben bunu geri çekiyorum. Yani gece saat 2-3'ler falan bittiği için ben de çekebiliyorum. Bu arkadaşı Efsane 3. Ağam hesabı. Ağam hesabının da arkadaşı Ağam diye tutkan var. Onu da iyi butonuna gidip izleyebilirsiniz. O da yani böyle Huawei ve PUBG böyle daha iyi içeriler çıkartıyor yani. O da benim gibi içeriler çıkartıyor. Onu da gidip kanala abone olabilirsiniz. Şimdi neyse konumuza dönelim. Efsane 3 ödülünü açalım bir. Açalım bakalım. Oyuncu falan veriyoruz zaten. İlk başta bunları yapması olmayacaktı. 87'lik çelin verdi. Abi lazım değildi ama para iyi bence. 1 milyon iyi. Ama arkadaşlar zaten adam arası gibi para baksanıza. İnşallah gösterebileceğim. 11 milyon var. Yani bu neyini biriktiriyor ben de anlamış değilim ama olsun, ileride lazım olur diyor. Şimdi kolumuzu geçtiğimizde burada mağazda bir de geliyor. Bu da biraz önce bugün geldi. Ulusal kahramanlar. Basalım. Basalım hadi basamadım. Bastık ve gördüğünüz gibi oyuncular efsane gibi oyuncular var yani bak. Şuradaki Ronaldo, Cristiano Ronaldo 92'lik iyi olabilir bence. Diğerleri bence lazım değildir abi. 90 ve 92'lik bence Modric ile Cristiano Ronaldo için de lazım bir oyuncu yok bize. Bakalım açalım neyse. İnşallah onların ikisinden birisi çıkar. Polis var. Bassak da bir şey var mıymış sen? Bakalım. Hadi oyuncu geliyor. Oo. Ses de fulleyelim. Demeyelim. Biraz açalım. Açtık, kim çıkıyor? Ha, ilk başta bunu verdi ve şimdi 80'lik Grand Quest. Ben bunu Andreas diyeyim daha iyi ya. Çünkü çok değişik. Grand Quest ne? İsveç için bence çok değil, çok da kötü değil bence. Evet arkadaşlar, bir de burada bizim FIFA World Cup'ın olduğu yerde de o kupa çıktı ya, o kupayı da buradan açabiliyormuşuz. Abim Brezilya yapmam istedi. O alt takım almış. Türkiye'yi aşacakmasına ama Türkiye 85'ken yapmış. Lazım değildi yani Türkiye için. 85'ken yani çok iyi yapmış takımı. Şimdi bakalım. Brezilya Neymar falan çıkarsa çok iyi olur dedi. İnşallah Brezilya iyi oyuncu çıkar. Fred falan çıkarsa iyi olur. O zaman vardır belki, bilmiyorum Fred. Neyse açalım fazla etmeden. Hadi iyiydi, geliyor oyuncu. Ne geliyor? Ve 81'lik Danialis verdi. İyi ya. Takımımızdan daha yeni aldığı için bence çok yararlı yaptık abi. Takım 71 geldi. Şimdi arkadaşlar bak ne bu Fagner. Yani koyalım, gördüğünüz gibi çok geçkin olduğu için Danialis'i de koyduk. Geri çıkalım. Kaldı 72 bak. Tek oyuncu sadece 72. Bu arada küçük fini bir paket açacağız. 5 tane evet. Küçük o bizim fini paketlerden 5 tane açacağız. Ön çıkandaydı herhalde o. Aynen. Küçük oyuncu paketi yani fini bir oyuncu paketi açıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Buradan iyi oyuncu çıkartırsak yani iyi olur. Jensen, Kota, Diego Souza güzel. Takım yani yeni olduğu için çok iyi. Son 4 paket kaldı. Aslında çok açabilirim de açmaya gerek yok bence. Videoyu uzatmaya da gerek yok. Ortiz, Pochettino, söylemedim. Pochettino dedim. Jorge geldi. 73'lük iyi bence, fena değil. Yeni takım için çok iyi. Hadi son 3 paket. 80 hep atırsın aralarından birisinde. El Fatih ve sağ kanat. Luan. Sağlam oyuncu veriyor. Çok iyi. Son 2 paketimiz kaldı. Hadi açalım. Oo. Oğlum bir önce sen bize muydun Fagner? Benar. Güzel ya. Fena değil. Bunu da XP olarak belki oyuncunun üstüne koyar. Belli olmaz. Bir de takım varsa onu kullanır. Haydi son paket artık. Patlat bir oyuncu. Ve 76'lık sağ bek. Sağ bekimizi Dani Alves olduğu için seni kullanmayacağız ya. Olsun yani. İyi oyuncu çıkarttık mı? Çıkarttık yani. Fena oyuncu çıkarmadık. Çok efsaneydi. Hatta en yüksek gen yapacağız. Açıkçası. Evet en yüksek genimizi yapalım. Ve takım 75 gen çıktı. Ama şunlar tabii yanlış herhalde bunlar. Git lan buradan. Burada oyuncu yokmuş abi ya. Neyse biz onu dizilişlerden falan ayarlarız arkadaşlar. Bu video mu kardı? Böyle paket açılmış için böyle güzel video için videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.